Herkese selam, ben Ömer Gökyer. Bu videoda sizlere cep telefonunuzun kamerasını bilgisayara kablosuz 4K bir şekilde nasıl aktaracaksınız bunu göstereceğim. Öncelikle bilmemiz gereken bir şey var, o da cep telefonumuza bir tane uygulama indireceğiz ve bunun linki de açıklama kısmında yer almakta ve hemen arkasından da bilgisayarımıza aynı uygulamanın Mac ya da Windows sürümünü indireceğiz. İsterseniz ben size öncelikle Google Play üzerinden nasıl bu uygulamayı indirdiğimi göstereyim. Açıklama kısmında yer alan linklerden App Store ya da Google Play linkine tıklayalım. Ben Google Play kullandığım için size de Google Play üzerinden göstereceğim. Arama yerine sadece Irion yazacağız. Mavi simgeli webcam ikonuna bir kere dokunun. Buradaki Irion 4K webcam bizim aradığımız uygulama. Dokunduğunuz zaman bu da size yükle çıkacak. Yükleye dokunun ve programı yani uygulamayı önce cep telefonunuza yükleyin. Uygulamanın kurulumunu yaptıktan sonra aç deyip bekletin. Şimdi bir de gelelim bilgisayar kısmında hangi uygulamayı indireceğimize. Irion'un web sayfası dediğim gibi aşağıda açıklama kısmında yer alıyor. Burada webcam, Windows için webcam ya da Mac için webcam, hatta varsa Ubuntu için webcam'i de seçebiliyorsunuz. Programı indirip basit bir şekilde normal Windows programı kurar gibi kuruyorsunuz. Şöyle hemen aşağıya atalım sekmeyi ve programı birlikte başlatalım. Bu programın çalışması için şu an kayıt aldığım için çalışmıyor. Birazdan kayıttan çıkıp göstereceğim ama size önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Programın çalışması için az önce indirmiş olduğunuz cep telefonundaki uygulamanın olduğu telefonun aynı bilgisayarla aynı Wi-Fi'ye bağlı olması lazım. Mesela ben Ömer Wi-Fi'ndeyim. Hem cep telefonum aynı Wi-Fi'de hem de bilgisayarım aynı Wi-Fi'de. Eğer aynı Wi-Fi üzerinde olmazsak, aynı yerde olmazsak maalesef çalışmıyor. Şimdi geçelim ayarlar kısmına. Ayarları da oldukça basit. Size hemen onları da hızlı hızlı anlatayım. Uygulamayı yükledikten sonra ilk işimiz tabii ki açmak olacak. Bu programın çalışması için, kablosuz iletişimin olması için mutlaka cep telefonunuzda bu programın çalışıyor olması lazım. Aynı zamanda aynı Wi-Fi ağı üzerinde bulunmanız lazım. Ve de son olarak da bilgisayarınızda bu programın mutlaka yüklü olması lazım. Şimdi bütün bu uyarıları hallettikten sonra, yani burada benim anlattığım şeyleri yaptıktan sonra Continue'ya bastığımızda cep telefonumuzun webcam'i, kamerası bilgisayarımıza aktarılmaya başlayacak. Uygulamayı ilk kurduğunuzda bazen USB hata ayıklama modunun açık olup olmadığını denetlemek istiyor program. O yüzden mutlaka USB hata ayıklama modunu açmanız gerekiyor. Şimdi geçelim bir de programın ayarlarına. Yukarıda şu göstermiş olduğum yerde programın ayar simgesi bulunmakta. Ayar simgesine bir kere dokunduğunuzda zaten çok fazla ayarı yok. Orientation, yani programın sağa sola döndüğünde yapacağı tepki, hareket, hangi kamerayı kullanmak istiyorsunuz, ön kamerayı mı, arka kamerayı mı, bu ayarın olduğu bir ayar. Bir de en altta zaten az önce yanlışlıkla tıkladığım satın alma ayarı yer almakta. Yani çok fazla bir ayar bulunmamakta. Bilgisayarda da şimdi programı yeniden açtığımda şu an ben kendimi hem bilgisayardan hem de cep telefonu üzerinden görebiliyorum. Bilgisayarda sadece bir tane ayar var. O da default video format diyor. Yani ön tanımlı video ayarı. Burada istediğiniz ayara getirebiliyorsunuz. Yani çözünürlüğe getirebiliyorsunuz. Bunun dışında başka da bir ayarı yok. Şimdi de geçelim OBS programına. Bu yaptığımız kablosuz iletişim webcam'ini, yani cep telefonumuzu nasıl ekleyeceğiz, nasıl facecam yapacağız, oyunlarımıza nasıl açacağız. Şimdi bir de buna değinelim, bunu göstereyim sizlere. Öncelikle cep telefonumuza uygulamayı açacağız. Bu ekran gelecek ve bilgisayarımıza aynı uygulamanın bilgisayar versiyonunu açacağız. Ve üçüncü olarak da dikkat etmemiz gereken nokta, her şey aynı Wi-Fi ağında bulunacak. Yani biri farklı, öteki farklı yerde olmayacak. Bütün bunları yaptıysak eğer, şimdi gelelim cep telefonumuzdan Continue butonuna tıklamaya, yani dokunmaya. Şimdi gelelim asıl olayımıza, yani OBS'imize bu kamerayı nasıl ekleyeceğiz. OBS açık, masaüstünü yakalıyor şu anda. Kablosuz webcam'imize eklemek için aşağıda yer alan kaynaklara bir kaynak daha ekleyeceğiz. O da artı butonuna tıkladığınızda video yakalama aygıtı olacak. Video yakalama aygıtı, yani bizim bu kablosuz webcam'imizi oraya ekleyecek. Video yakalama aygıtına tıkladım ve tamama bastım. Arkasından görüldüğü üzere şu an kendimi görüyorum ama birazcık küçültmem lazım buradaki menüleri size göstermek için. Ve de burada kendi laptopumun kamerasını görüyorum şu an. Yani şu an
cep telefonuma değil, kendi laptopumun kamerasına konuşuyorum. Burada yapmam gereken aygıtlardan Iryun webcam'i seçmek. Eğer 2'den fazla webcam'iniz varsa, şu an 2 oldu mesela benimkisi. Burada Iryun webcam'i seçince görüldüğü üzere artık size cep telefonundan bağlanıyorum. Cep telefonundan konuşuyorum. Arkasından diğer ayarlara dokunmamıza gerek yok. Ama profesyonel ayarlar olduğu için biliyorsanız dokunabilirsiniz de tabii ki. Ve de son olarak tamama dokunuyoruz. Yani tamama tıklıyoruz. Arkasından görüldüğü üzere burada güzel bir özellik var. Yukarı, aşağıya, sağa, sola kameranızı büyütüp küçültebiliyorsunuz. Aynen bu şekilde olduğu gibi. Büyütüp küçültmeyi yaptıktan sonra bir yerde konumlandıralım artık. Ve de şimdi oyuna geçeceğim. Oyun esnasında nasıl çalışıyor ona bakacağız. Şöyle oyunumuzu açalım. Oyunda alt tarafta kamerada ben varım şu anda. Birazcık oyunumuzda şöyle ilerleyelim bakalım nasıl çalışıyor. Şu an kayıt yaptığım için hem oyunun ekran kartını kastığını düşünün, hem kaydın ekran kartını kastığını düşünün, hem de bir yandan da benim bilgisayarım çok yüksek değil. FPS düşüklüğü olabilir. Bunları göz önünde bulundurun lütfen izlerken. Ama siz zaten oyuncu bilgisayarına sahipseniz ya da iyi bir bilgisayarınız varsa bu tür şeylerle karşılaşmayacaksınız. Bayağı da akıcı bir şekilde kaydınızı alacaksınız. En azından geçici bir süre bile olsa bu yaptığımız işlem sizin bayağı bayağı işinize yarayacak. Umarım faydalı bir eğitim olmuştur. Yorumlarınızı yorum panelinden bana ulaştırmayı unutmayın. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.